Merhaba sevgiler, yepyeni bir OSM videosu ile yine karşınızdayım. Ben Hamza Yaz arkadaşlar, beni ilk defa izleyenler de, takip edip abone olmayı unutmasın. Kanalımda her ay güncellenen OSM taktikleri, FM taktikleri, Football Manager 23 Mobile ya da şimdi zaten 24 de çıkacak oraya da devam edeceğiz. Bunların güncel taktikleri var, arada PUBG gelecek yenilikler geliyor vesaire vesaire derken kanalımızda bayağı e, bahsettiğim oyunlarla ilgili yenilikler, güncellemeler, taktikler hepsi var arkadaşlar. Yapmanız gereken yorum atmak, like atmak, paylaşmak, etkileşimi sağlamak ve bizi yine en üst ait olduğumuz yere tırmandırmak arkadaşlar. Evet, ilginizle alakalı için çok teşekkür ederim. Bu videoyu izleyen herkese selam olsun. 4-5-1 Ekim. Şöyle gelelim bir taktiğe. Zaten oyunun başlang ligin başlangıcı olduğu için burası 4-2-3-1'de duruyor sabit. Burada defansif orta saha çok kilit bir oyuncu. Evet, iki yönlü orta sahalar yine burada kilit oyuncular. Ee, varsa bu şekilde şöyle sol kanadınızı kullanın. Burayı yine böyle e, defansif orta saha olarak kullanabilirsiniz. Mecburiyetten kadrohane ona göre olduğu için orada ofansif orta sahayı normalde kanat koyacaktım ama olmadığı için ya yani burada kilit adam defansif orta saha. Bu adam olmazsa bu taktiği kullanma. En iyi forvetini koydun ileriye. Ee, hücumu yüksek olan oyuncuları sağa sola koydun, bu şekilde diğerlerini de göbeğe dizdin. Artık rakibine çelme takmaya, rakibine gol atmaya rakibine egal etmeye, rakibine rakibinden puan ve puanları almaya hazırsın. Şanssızlıklar da oluyor maalesef. Ee, her şey dört dört gitmiyor. Kırmızı kartlar olsun. Yani oyun bir yerden sonra harbiden bıktırıyor. Harbiden bu oyundan net hal ben söylüyorum ki bıktım ama. Benim YouTube kanalımın e, içerik olarak ve abone olarak %90'ını OSM oluşturduğu için maalesef 24 slot, slotta sizler için inanın tüm e, istemeye istemeye değil mecburen sizleri sevdiğim için bir de hani şöyle tabii ki karşılıklı her şey sizleri sevdiğim için sizlerden sizlerden etkileşim almak için e, güncelleyerek 24 slotta inanın bazen öyle nefret edici e, haller alıyor ki mesela bugün Eee neydi onun adı? Rakip şey hakeme bilmem kart mı göstermekten neydi kırmızı kart dedim. Yani çok saçmaladı harbiden. Sıkıntı yok biz onu da atlatırız. Şöyle ben bir ayarlarımı yapayım arkadaşlar. Şöyle 19 32 62 Hatta şöyle 29'lara da 25-29'lara da rakibe göre çekti. İlk önce şöyle bir başlayalım. Şöyle orta sahayı Hatta Şimdi şöyle anlatayım ben. 4-5-1 kale görünce vur. Görmen geldi kardeşlerim için de anlatıyorum. Ee, Forvet şu anlık ileri. Orta saha defansa yardım etsin. Ee, alan markajı. Offside tuzağı kesinlikle kapalı. Nereye gelirse gelsin hiç sıkıntı değil. Ee, burada kesinlikle ne hakem ne olursa olsun çok agresif oynamanızı tavsiye ederim. Baskımız baskı yok. 19, defansif stilimiz 25 ve e, tempomuz yüksek hızda paslaşma. 62 şeklinde arkadaşlar. Şimdi bunu e, geldik. Bunu kime uyguluyoruz? Ev sahibi iken eşit rakiplere. Ev sahibi iken 2 rank 3 rank yüksek olduğumuzda defansif gelenlere, ofansif gelenlere. Rakipten e, 6-7 rank düşükken kullanabiliriz. Ha 7 rankın artık 7, 7 rankla 15 rank arasıysa orta saha defansı yardım etmeli bu şekilde evde deplasmanda anlattığım kriterlere uygun şekilde kullanmalısınız arkadaşlar. Peki şimdi burada e, rakipten rakiple eşit, eşit değil de bunu genelde güçsüz olduğumuzda kullanmanızı tavsiye ederim bu şekliyle. Peki rakiple eşitsek evde deplasmanda ne yapmalıyız? Yine böyle e, şuralar şöyle 45'ler 45, 29, 62 şeklinde yine mücadelemizi edeceğiz. Ev sahibiyken e, forvet ileri gitsin. Burada hakem çok önemli kıpkırmızı hakem de agresif oynayın. Diğerlerinde yine agresif oynayın çünkü baskımız 45'lere çıktı. Bu şekilde kırmızı kart yenebilir. O yüzden agresif iyiydi arkadaşlar. Bunu böyle bu şekilde kullanarak faydasını göreceğinize emin olun. Peki deplasmanda ne yapıyoruz? Eşitken, rakipten 2 rank düşükken, yüksekken, rakipten 5 e, rank düşüğe kadar bunu bu şekilde kullanın. Yoksa diğer şekliyle devam edin. 19'lu şekliyle anlattığım şekilde. Bunu da bu şekilde kullanarak, e, rakipleri parçalayarak devam edin arkadaşlar. 4-5-1 ekim 2 çeşit anlattım arkadaşlar. Aslında biz iyi ki biz düşükken ama eşitken de kullanabileceğiniz bir taktik. Bu direkt eşitken veya de rakipten 2-3 rank yüksekken evde deplasmanda rahatlıkla kullanabileceğiniz taktiklerden bir tanesi. Bunun getirisine %90 puan ve puanlar aldıran, rakibi yıldıran, yıpratan taktiklerden bir tanesi arkadaşlar. Ee, bunu Dediğim gibi gönül rahatlığı kullanabilirsiniz. Ama %10'da tabii ki rakibimizin iyi taktiği, oyun bilgisi. Size fake verebilir. Sizi e, aldatabilir. E, 4-3'ler bu ara 4-5-1'leri mesela ev sahibi çok sağlam. Kullanır mısınız? Orası size kalmış. Deplasmanda. Özetle rakip eğer çok yüksekse bence kontra atakları kullanın arkadaşlar. Ama ev sahibi sıkıntı yok. Deplasmanda... 4-3-3'lere karşı rakip çok güçlüyse yine kontra atakları kullanmanızı tavsiye ederim. En azından rakibi ne yapıyorsunuz? Üstüne çekip de direkt kontrayı saplıyorsunuz arkadaşlar. Bunu bu sayıları 4-5-5-2-3 şey 5-3-2 kontrol olarak hatta kullanabilirsiniz. göreceksiniz faydasını. Emin olun. Özellikle dediğim gibi deplasmanda 4-3-3'lere karşı 4 5 1'ler biraz sıkıntılı. Çok bu da net arkadaşlar. Net anlaşılıyor. Çünkü neden? Ben e, evimde deplasman e, evimde defansif gelenleri %90 puansız yolluyorum. Ha %10'da rakibin oyun bilgisi, atıyor bir fake çaktıysa ben onu içerim ona göre ayarlamışımdır. Burada puan kaybı biz de yaşıyoruz. E, bu şekilde yine mücadeleden yılmadan devam ediyoruz arkadaşlar. E, Ekim güncel bu kadardı burada anlatacağım başka bir şey yok arkadaşlar. Ee, Altın Ligi'nde şöyle gelecek olursak. iki tane maç kaçırdım maalesef mağlup oldum. Oyun hakkıdır. Bugün Berkay güzel bir galibiyet etti, yaptı beni ezerek yendi. Çünkü orta saham bayağı cezalı oyuncularım vardı. En iyi oyuncular yoktu bir de sakatlık olunca. Şuna bak ya oyuncu ne ama oyunda yok. O da değişik bir şey. Yani sakat diye bir şey yok. Burada da e, davetli olarak bilgiye girdik. Şöyle bakalım. İstatistiklere girdiğimizde mağlubiyetimiz yok ama yani burada da Inter'in golcüleri harbiden ayakta uyuyor. 13 tattık mesela. 59'da şöyle göstereyim. E, i̇lk maçtı galiba. İlk maç yine 0-0 bitti. Şöyle gelelim. %60'da oynadık. Bak rakip 3 şut attı. Biz 13 şut attık. Yine gol yok. Dediğim gibi harbiden bizim buradaki e, Sev'deki, tarihi Lig'deki e, adamlar uyuyor herhalde. Bir türlü sahip çıkamadılar. E, rakiplerimize ekip savaşına teşekkürlerimi sunup da başarılar diliyorum. Allah'a emanetsiniz. Serimiz devam edecek. Yarın FM23 Mobile'in en güzel en baba taktiklerinden bir tanesi gelecek namalip taktiklerden bir tanesi gelecek sizler için. Yargı atmaya devam ediyorum. İnşallah beğeneceksinizdir. Sizleri seviyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın.